nasıl bir şey çıkacak? Ben çok başarılı bir oyun olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani şey ilginç bir yapı vardı bak onu kayb. Yani bir kere izlerken şey hatırladım ya bu Assassin's Creed'in DLC'si olarak planlanmıştı başta. Evet evet. Valhalla'nın. Valhalla, Valhalla DLC'si olarak planlanıp ondan sonra ayrı oyuna çevirdiler diye çok dedikodu dönüyor. Tabii kimse konfirm etmedi bunu. Tabii, Ama tabii gerçekten DLC olarak planladığını bu videoyu izlerken insan daha çok hissediyor. Şeyi de çok göstermediler. Şehri falan ne kadar büyüttüklerini çok göstermediler. A -a. Hayırlısı olsun. Yani bakalım çıkınca bakacağız. Ben Assassin's Creed çok seven çöpçüsü gibi birisiyim. Yani her Assassin's Creed oyunu oynuyorum. Her yani böyle <laughs> çok şey, şey geldi. Yok. Ya yeni hiçbir şey yok ya. Yani yeni hiçbir şey yoktan kastım birkaç tane As basım ilginç hareket yapıyor. Onlar Odyssey ve Valhalla'dan alınma. Birkaç Hı -hı. tane zaten bildiğimiz hareketleri yapıyor. Yani şöyle bir endişe sardı beni. Şimdi bunlar Odisey'de, Valhalla'da falan eleştiri aldılar ya bayağı. Siz eskiyi terk ettiniz falan diye. Evet. Şimdi milletin önüne alın lan eskisini atıyorlar. Ama cidden yani, eskisi falan yani böyle. Yani bu sefer de millet oynayıp şey olursa ulan eskisi de eskiymiş ya falan gibi. Hani, <laughs> anladın mı? Yani çünkü eski <laughs> o, o oyunu, eski olmak şey gibi çok bariz yaptım. bir şey var yani. Şimdi millete de bu tırt mı gelecek acaba diye düşünüyorum. Çünkü yalan yok. Zaten Odisey'de ve Valhalla'da büyük şehirler mesela Londra çok nispeten diğerlerine göre büyük tasarlanmış bir şehirdi. Tabii. O şehir gameplay'i hala o devasa arazisi olan oyunların içerisinde bir şekilde vardı. Şimdi şey gibi oldu resmen. Abi açık arazi RPG unsurlarına her şeyi saldık ha. İşte vuruyor ölüyor herkes. İşte gene eskisi yani, gibi Hidden Blade'lerini atıp millet işi şey yapıyorsun. Smoke evet ama geziyorsun. 15 sene önce cool olan bir şey bugün hala cool mu çıkınca göreceğiz. Odisey, Valhalla bilmem ne falan bunlar çağ olarak da insanların böyle o sevdiği eksi birinci katlarda kapşonlu adamlar parşömen yakıp mason ayinleri yapıyorlar falan gibi böyle bir Hı. hani Assassin's Creed'in öyle bir hikayesi vardır ya o taraflardan biraz kopmuştu gerçekten Valhalla'da, Odisey'de. İşte i̇nsanlar orada Assassin's Creed Birliği geri gelsin gibi oldular. Şöyle bir durum oldu aslında, Unity'den bahsetmek gerekirse. Unity biraz daha Assassin's Creed'in... Assassin's Creed'in şöyle bir açmazı vardı. Tek tuşla herkesi öldürebiliyorsan ne kadar stealth yapmana gerek var ki gibi çok bariz bir hmm, problem evet, vardı. Evet, yani evet. Ezio 75 kişinin arasına geçip gelip doğru da Y tuşuna bastığında herkesi öldürebiliyordu gerçekten çıplak elle. Tamam çok güzel, okey. Ama bu hakikaten gizliliği oradan biraz kaldırıyordu bir yerden sonra. Sonra Syndicate'da ve Unity'de şeyi arttırdılar biraz. 3-5 kişi etrafını sararsa gerçekten çok zorlanıyordun kombatlarda. O yüzden böyle milleti punduna getirip indirip böyle az kişiyle kombata falan girmen ya da çok kalabalık kombata girerken girersen siz satıp kaçman gerekiyordu. Şeyde Basımın bu oyunlarıyla beraber Mirage'da şey geri dönmüş. Eski tip hani eh gelin lan 75 kişi 75 kere Y'ye basarım o gameplay geri dönmüş. Millet bundan sıkılacak mı, eğlenecek mi mi diye ben oynayacağım onu biliyorum. Çünkü Assassin's Creed çöpçüsüyüm. Bunu hep söylüyorum yani. Assassin's Creed oyunların hepsinin her DLC'sini falan oynamış birisiyim gerçekten. Hı hı. Hani bunda övünmüyorum ha bu benim şeyim gibi. Bir Değil yerden sonra çok, abu, evet, çok abur. Evet çok aburcu yemekle övünmezsin hı. ya biraz böyle her Cips'ten tattım falan. Ya kardeş iyi etmişsin de belki <laughs> yemeseydin daha mı iyiydi. Evet yani böyle bir şey var. Daha küçük daha küçük diyorlar da bu arada acaba küçük küçük derken topu topu ikinci oyunda çok büyük bir oyun değildi. Mesela düşünürseniz aslında arazi olarak. Acaba belki ikinci oyun kadar çıkacak mı? Çünkü Ama eskiden çok küçük açık bir dünya olma ile noktada... şimdi küçük açık dünya olma arasında büyük fark var. Yani 15 sene 10 sene öncesinin oyunları yani bunlar. Bilmiyorum ben Mirage'de ilgili gösterdikleri videolarda eski Assassin's Creed oyunlarının kombatlarına dair çok şey görüyorum. Ama Assassin's Creed ruhu dediğimiz şeyi anladın mı? Hani böyle ucuna kadar gel, kendini aşağıya doğru at işte evrende hmm, evet. karşı mücadele et. O ruhu çok vermiyorlar fragmanlarında. Niye bilmiyorum. Bende şey bir huzursuzluk oldu. lan bunlar millet mirajı oynayınca gömecekler o yüzden tatlı. Aman abi çok, gazı da ver, çok gaz vermeyelim gibi bir hava var heriflerde hmm, gibi hissediyorum. Beklentiyi azaltalım fragmanı. Evet biraz beklenti azaltılımcılık var gibi hissediyorum. Bu marketing kullanması ama. Yani belki de acayip bir şey çıkacak ve çok keyifli oynayacağız şimdi. Yani çıkmamış Neden ya ne kadar yorum yapabilirim ki? O yüzden Mirage benim için biraz böyle şey. Oğlum Allah üf falan hiç değilim. Ki ya ben de öyle olmadım ya. Yani. Normalde herhangi bir Assassin's Creed oyunu ile ilgili öyle olurum. Mirage bakalım hayırlısı olsun. Bir de Assassin's Creed 7 çıkarıyorlar. Çin'de geçecek oyun mobil çıkarıyorlar. Mobil ee, evet. Belki gerçekten şey yine Assassin's sunumu hiç yapmadılar Jade'den adeta mobil olmasına utanırlarcasına. Ya mobil oyun tarafında böyle IP'ler çıkması benim hoşuma gidiyor aslında. Mobil tarafa da geçmeleri. Ee, yani mobilde güzel oyunlar görmek istiyorum ben. Ama e, Ubisoft tarafında zaten ben çok şeyde başarılı olduklarını düşünmüyorum. PC oyunlarında başarılı olduklarını düşünmüyorum. Mobilde bir şeyler denemişler bence. Nasıl olacak, nasıl satacak. Onda da bence nabuz yoklayacaklar gibi. E, ama evet bana da şey garip geldi. Yani Çin'i seçmeleri çok garip geldi. Çünkü Çin sanatsal olarak gerçek anlamda çok iyi yerlere sahip ve e, bunu estetik olarak normal PC oyunlarına çok güzel kullanabilirlermiş. Yani bilmesi Assassin's Creed'i atıyorum Çin'de geçirseler deli gibi atmosfer kasardık. Atmosferle beraber işte birilerini öldürürdüm falan böyle. Bunu mobile nasıl koyacaklar bilmiyorum ama beni mobilde olmasa heyecanlandırdı. Mobil tarafa bu şekilde oyunlar çıkması mobile daha güzel AAA oyunlar gelmesine belki olanak sağlar ki birkaç tanesi geliyor galiba yavaş yavaş. Jade ile alakalı şey ilginç. Mesela Türkler var mı oyunda diye merak ettim. Onu araştırdım. Jade'de Sistelerinde... mi? Çin, Çin Seddi var ya, Çin Seddi'nin öbür tarafında kim var? Çok meşhur bir şekilde. Yaş asın. <laughs> spesifik asıl, bizim ecdadımız evet. var. E, ecdadımızı dövüyor muyuz oyunda diye baktım. Yok. Onun yerine Türkleri koymamışlar. Ziyo Nano Raiders ismindeki bir grup. Herhalde bunlar da... Çapulcu. Daha, daha daha Çinlisi herhalde. Bilmiyorum. Başka hmm. isimleri var. Kimdir bilmiyorum. Çin'de Çinlileri Ziyonano, keseceğiz. Ziyo Nano izleyicimiz varsa şey yapmasınlar, bozulmasınlar. A tribal confederation of nomadic peoples who, according to ancient Chinese sources, inhabited Eastern. Türkler lan bunlar. Bir dakika lan bunların yaşadıkları yer Türklerin yaşadığı yerle aynı. Hı Türkler mi? Aa ilginç. Okey. Tamam bak çözmüş olduk. Türk kelimesini kullanmamışlar o zaman. Şöyle yapmışlar. Hmm. Ziongnu diye bir tane Ziyongnu diye bir tane kelime kullanıyorlar. Tamam mı? Bu aşağı yukarı Ural, Mongol, İranlı, Türk, Hun, Saka, Sarmatyalı ve Yeni Seyhanlı bütün insanları kapsıyormuş. O yüzden bir grup neydi? Bir belirsiz barbar olarak isimlendirmişler. Zaten aa, bu kelime de Çince'de barbar anlamına geliyormuş. <laughs> aa okey. Ya yani kendimizi okay. keseceğiz okey güzel. Yani okay. kendimiz de değil aslında biraz şey yapmışlar. Direkt Türkleri kesiyorsun deyip de hedef göstermek yerine evet, evet. ya işte bir grup bar bar hani artık onlara hayırlısı bakalım <laughs> kim falan adamı gibi yani. Kesiyorsunuz onların. Şimdi Türk de demeyelim abi belli de olmaz. Belki de Moğoldur. Moğoldu gelse de ki lan Moğol mu kesiyorsunuz oyunda dese. Yok be abi belli olmaz. Belki Kazaktır falan diyecekler. Hani böyle bir <gülüyor> <adamlar>. <gülüyor> çok Çok e, apolitik kalmışlar o konuda galiba. Evet Okey, evet genel bir yani. Kazak gelecek. Anlayan kazak anlıyor. diyecek. Yok be abi belki Sakadır yani şimdi onu bilemeyiz yani <laughs> falan diye. Hep de o Aradan civarda geziniyor yani. ya. Aynen o bölgenin <laughs> Abi şimdi at üstünde gördüğün herkesi de Türk <laughs> lazım ya falan gibi. Bir orta yolcu bir şeye belirlemişler. Ha gönül isterdi ki orada böyle bir Türk komutan görelim şeyde falan. Ghost of Tsushima'da aşırı karizma bir Aa, tane evet. Moğol lider vardı ya. Ben Bilmem şey ne yani. miydi neydi? Ha, kötü adam gelsin Türk gelsin ama böyle hakikaten Babürhan falan gelsin böyle anladın mı? Aslanlar ne yaptınız <laughs> falan. Ay, 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 Türklere bak falan. Ne hani bir Kötü adam da olsa bir gaz görmek isterdim. Onun yerine böyle ortaya karışık barbar paketi yaptırmışlar. Biraz tavuk eti, biraz pirzola. İki adam falan. <laughs> hani. ortaya karışık et, Gustav. Et karışık yaptırmışlar. Aynen. Çin tarafı da hayırlısı olsun. Yani Yalnız şeyin farkındasın değil mi? Şu an Assassin's Creed'de iki tane title geliyor. Bir tanesini utanarak He, yalnız bu küçük bir eski bir oyun falan diye tanıtıyorlar. <laughs> Ötekisi de şey böyle hi, işte bu da Çin'de geçiyor ama bu da mobil hmm. hi, hi falan gibiler. Yani şeyin özgüveni gitmiş ya Assassin's Creed Valhalla'yı Assassin's Creed Valhalla olduğunu açıklamadan önce yeni Assassin's Creed geliyor. Şimdi canlı yayında falan diyorlar. Ve canlı yayında birisinin yaptığı resimden öğreniyorduk hatırlıyor musun Valhalla'nın ne olduğunu? Aa, evet yani... evet. Evet. Adamların eski oyunlarını tanıtma özgüvenlerine bak. Hani şey ya yeni Assassin's Creed geliyor. İsmini açıklamıyoruz. İzleyen öğrenir. Hani vay, <gülüyor> <gülüyor> bir de şimdiki haline bak. <laughs> Bu biraz küçük bir işte. Ben de içeyim ya canım benim, yazık ilkokul sahnesi de yaptılar zaten sonuma. İnşallah Ubisoft batmaz, birileri hızlıca satın alır. Zaten anlayayım. daha şey de var bak, daha Project Red var. Red'e mesela şey diyordu Ubisoft tarafı, işte open world dünyasındaki Assassin's Creed asıl işte geleceğini gösteren şey, oyun falan diyorlar ya, o da var mesela, onu daha duyurmadılar. Bence en büyük Assassin's Creed oyunları o olacak gibi duruyor. Bir de Hexe var, o da var, onu da göstermediler. İki tanesini evet, gösterdiler. Evet. Hexe muhtemelen yine Valhalla DLC'si biliyor musun? Ondan çıkma mı? Muhtemelen öyle çünkü cadılı madılı çok senaryo vardı şeyde. Evet evet cadılı da şeyden neydi totemler yani falan Yani bakacaklar miraj tutuyor. Miraj tutarsa diyecekler ki oğlum manyak mısınız? Niye DLC'yi çıkarıyormuşuz? Çünkü Valhalla'da da bayağı ciddi DLC'ler vardı. Paris'i kuşatmaya falan gidiyordum. Ne Ve Valhalla'nın yani. DLC'lerinden bir tanesinde çok ilginç böyle DLC değil. Asıl onu keşke ayrı oyun çıkarsa. Direkt Odin'i oynuyorsun mesela. Ek paketlerinden bir tanesi de. Direkt fantastik wow, onu... güçlerle, fantastik yaratıklarla savaşıyorsun. Wow. Ama bir türlü istedikleri satışı alamadılar orada. Çünkü... Valhalla'nın böyle genel bir üzerinde tozlu bir durum var ya Valhalla satmadıkça Valhalla'nın DLC'leri de satmadı. Halbuki çok emek verilmiş DLC'ler çıkarttılar Valhalla'ya. Asgard'ın içerisinde yepyeni bir Asgard haritası geldi falan. Yani ben mesela emin değilim Mirage mesela muhtemelen Valhalla'nın oyunundan daha küçük olacak. Yani Odin DLC'sinden daha küçük olacak arazi olarak. Abi bak millet bok gibi çıkmış Cyberpunk'ın DLC'sini ön siparişe sokuyor. Gel biz bu DLC'lere ayrı oyun çıkaralım. Bunlar en iyi, bunlar satın alır falan çektiler. Hmm. Bence Mirage Hex'e ve işte Paris DLC'si ve Valhalla DLC'si Bunların hepsini oyun olarak çıkarabilirlerdi, şu an öyle bir çakallığa girdiler. Bunu vaktinde şey de yapmışlardı, Black Flag 4. Onun devamı, onun ek paket olacak bir şey, sonra ayrı oyun olarak çıkarmışlardı. Bence finansal desteğe ihtiyaç olduklarında DLC'leri ayrı oyun yapıp ateşliyorlar bir şekilde. Bu sene duyurulan ilginç şeylerden bir tanesi Dragon's Dogma 2. Onu da Oy, Capcom evet. kendi Showcase'de sundu. Tatlı bir şeye benziyor. Capcom'un Showcase'ini izleyemedim ben bu arada, bir tek Dragon's Dogma 2'yi biliyorum. Dragon's Dogma 1'i ben, ben çok severim. Dark Souls'un çıktığı sene çıkmış bir oyun. Çok keyifli bir oyundu kendi pomlarını yaratıyordum. Pom dediğin işte aslında senin yarattığın NPC karakterler. Seninle beraber hareket ediyorlar. Sen oflanken diğer oyuncuların yanına takılıyorlar. Böylece parti dediğim gibi büyücüm eksik gidip diğer oyuncuların yarattığı büyücüler arasına kendine iyi bir büyücü buluyordum falan. Güzel mekanikleri çok erken kullanmış bir oyundu. Bir de yaratıklarla dövüşürken yaratın böyle kıllarına elinde tutup üstüne yapışıp ağzına ağzına vurma vardı. Evet, evet. Yaratığın üstünde Ona da devam ediyoruz yani gene. Onları da coşturmuşlar. <laughs> Keyifli bir şey olacağı benziyor Dragon's evet, Dogma evet. 2. Hayırlısı olsun buyursun gelsin diyoruz kendilerine. Kendisi zaten ilk oyunu da çok underrated kal dediğin gibi çıktığı yıl çok güzel oyunlar da çıktı. O yüzden çok aşağıda kalan oyunlardan biri. Hatta soranlar oluyor. Yani Dragon's Dogma 2 çıkmadan bir oynasak mı falan. Ben kesinlikle Oyna... öneriyorum. Ben bitirmedim ama şey yapacağım. Tekrardan bakacağım şu Dragon's Dogma 2 hmm. gelmeden. Şey Pragmata'nın fragmanını gösterecek gibi oldular. Ben sonradan izledim. E dedim aa Pragmata geliyor falan. Sonra bir baktım midim, minik kız var orada minik bir kızı biz kontrol ediyoruz baya big dediler var böyle baya şoktaki gibi onu kontrol ediyoruz galiba. Öyle bir oyundu değişik bir oyundu hiçbir şey görmemiştik aksiyon olarak. Böyle kız geliyor şey yazıyor we are sorry hmm. deyip gidiyor falan. Pragmata ertelendi ne zamana süresiz ertelendi. Yani şunda problemim gene yok ertelensin hazır değilse ama bu şekilde fragmana kaynak harcamaları garip geldi. Capcom aynı anda şeyi zaten yayınladı işte özür dileriz işte oyunun daha iyi çıkabilmesi için diye yine bir tirat attılar. Ona üzüldüm yani Pragmatayı göstereceklerini de beklemiyordum bu arada ben çünkü bayağı o da şey oldu böyle pragmata çıkar mı bir gün falan oluyordu hmm. gösterdiler ama biraz üzüldüm ben o da artık süresiz bir şekilde KOTOR remake gibi Bloodlines 2 gibi başka ne var Beyond Good and Evil 2 gibi o da aralarına girdi onların bakalım ne olacak yani bir sonraki Lies of P'nin hem... Gameplay videosu düştü hem de frag demosu düştü. Demosunu oynadım ben bu arada. Ee, gayet keyifli oynanıyor. Game Pass'e gelecekmiş. Lies of P'de. Tabii tabii. Ilk Onu da Game bir hatırlatmak Pass'de. lazım herkese. Ben hala... Demo'da olmam. yalnız demo boss'una döverken ağzım bozdum. Bir tane videoda var. Analı bacıda küfür ettiğim bir an geldi gerçekten. Kudurttular hmm. beni. Ee, şeyi öğrenene kadar, boss'u nasıl dövmem gerektiğini öğrenene kadar bir dört kere çok lame öldüm. Aşırı sinirlendim. Sonra dövdüm bir şekilde. Gerçekten biraz Bloodborne havasını yakalamaya çalışmış. Yani agresif saldırarak canını geri doldurma mekaniğini getirmişler. Ee, kolunun içerisinde silahını, çünkü robot olduğun için farklı mekanik evet. parçaların da var. İlginç ilginç sevimli şeyler getirmişler. Lies of P şu anda benim hani herhangi bir Souls oyunu yokluğunda oynayabileceğim bir Souls oyunu oyun olmuş. Game Pass'te çıkınca herkese tavsiye ederim Bakmaların Demolusunu oynadım tanıtımdan sonra. Sevgili arkadaşlar bu haftalık oyun haberlerinden de bu kadar diyelim. Gördüğünüz gibi gündemimiz çok kalabalık. Daha Starfield'a hiç girip konuşamadık. Belki Starfield'la alakalı ayrıca konuştuğumuz bir bölüm gelebilir. Kesinlikle. Ama şu son 8-7 gün içerisinde üzerimize gerçekten bilgi püskürttüler. Sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz. Siz de kendinize iyi bakıyorsunuz. İlerleyen haftalarda görüşüyoruz. Sponsorumuz Türknet'e de çok teşekkür ettik. Şeyma'cığım bu aşırı kapsamlı uzun bölümün montajı da ellerinden öper. Sana da kolaylıklar diliyorum. <laughs> kendinize iyi bakın sevgili seyirciler. Hoşçakalın, görüşürüz. Görüşmek üzere efendim. Oyun haberleri, oyun haberleri.